Şimdi bakın intibak yasası bekleyen buçuk milyon vatandaşımız var. Eğer siz de 2000 yılından sonra emekli olduysanız siz de intibak yasası bekliyorsunuz demektir. İntibak yasası 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlarımızla 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın maaş farklarını ortadan kaldırmak için ortaya sürülen ya da kanunlaşması gereken bir konu. İşte bu maaş dengesizliğinin ortadan kaldırılması için artık mutlak surette intibak yasasının Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçmesi gerekiyor. Seçim döneminde kapısı çalınan emeklinin sizden beklediği en önemli nokta, en önemli konu intibak. Düşünebiliyor musunuz? Aynı prim gün sayısına sahip olan iki tane emeklimiz var. Bir tanesi 2000 yılından önce emekli oldu, bir tanesi 2000 yılından sonra emekli oldu. 2000 yılından önce emekli olan vatandaşımız bu son zamla beraber 1935 lira en düşük emekli maaş alıyor. Ama 2000'den sonra emekli olan bir vatandaşımız 1180 lira alıyor. Arada neredeyse 700 liralık bir fark var. İşte intibak yasası çıkarsa 2000 yılından sonra emekli olanların Özellikle de 2008 yılından sonra emekli olan vatandaşlarımızın maaşı en az 700 lira zamlanacak. Evet, aynı prim ödemiş, aynı prim gün sayısına sahip ama bir tanesi yüksek alıyor, 2000 yılından önce emekli olan ama bir tanesi düşük alıyor. Bunun adı maaş dengesizliği, maaş uçurumu, maaş adaletsizliği. Bu dengesizliğin artık ortadan kaldırılması gerekiyor. Emekli kardeşim zaten çok düşük bir maaş alıyor. 1180 lira emekli maaşıyla vatandaş ne yapacak? Soruyorum ne yapacak? Nasıl geçinecek? Nasıl ay sonunu getirecek? Çoluk çocuğunun evinin ihtiyaçlarını nasıl karşılayacak? 1180 lira zamlı maaş. Şaka yapmıyorum. 200 bin kişi. Evet 200 bin kişi bu parayı alıyor ülkede. 1300 alan, 1500 alan, 2000 alan var. Ortalama emekli maaşı ülkemizde 1500 lira. Vatandaşın intibak yasasıyla ilgili bu beklentisinin artık 2020 yılının içerisinde çözülmesi gerekiyor. Milletin Sen bunu çözersin kardeşim. Kendi ise çözmezsin. Milletin vekiliysen çözersin. Hiç kimse para yok, kaynak yok falan demesin. Her yere para var ama emekliye para yok. Nasıl yok kardeşim? Emekliye nasıl para yok? 20-25 yıl boyunca bu vatandaş sana sigorta primi ödemedi mi? Nerede bu vatandaşın parası? Vatandaş sadaka istemiyor ki. Hakkı olan bu emekli primlerinin karşılığı olan insanca yaşayabileceği bir emekli maaşı istiyor. Bu iş 50 lira 60 lira zam yapmakla olur mu? Yazık günah kardeşim vatandaş kan alıyor. Yokluk içerisinde, perişanlık içerisinde bu sesi ne kimse duyuyor ne de kimse görüyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz özellikle kirada oturan emeklilerimizin çok büyük bir sıkıntı içerisinde olduğunu biliyorum, biliyoruz. Bakın geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanımız emeklilerimizin ev sahibi olması için, dar gelirli vatandaşlarımızın ev sahibi olması için 100 bin konutluk bir kampanyayı başlattı. Şimdi size Türkiye'nin hangi noktasında bu evler yapılacak, nerede olursanız olun, Türkiye'nin hangi şehrinde olursanız olun, bunları tek tek size okuyacağım. Yani yaşamış olduğunuz şehirde, nerelerde bu ev yapılacak bu evler yapılacak. Bunları tek tek sizlerle paylaşacağım ama onun öncesinde şunu belirtmek istiyorum. Evi, arabası, arsası, tarlası olan emeklilerimiz bu yayınımızı sonuna kadar lütfen çok dikkatli bir şekilde izlesinler, dinlesinler. Tekrar ediyorum. Evi, arabası, arsası, tarlası olan vatandaşlarımız, emeklilerimiz Lütfen bu yayını sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izleyiniz. Sizinle ilgili çok önemli bir haberi paylaşacağım. Emekli TV'den ayrılmayın. Aynı zamanda dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızın da bu yayını sonuna kadar çok dikkatli bir şekilde izlemelerini rica ediyorum. Çok sayıda soru alıyoruz. Onlardan bir tanesi de 2000 yılından sonra Emekli olan vatandaşlarımızın dört gözle beklemiş olduğu intibak düzenlemesi var. Evet, intibak yasası. Eğer siz de 2000 yılından sonra emekli olduysanız lütfen vereceğim haberi çok yakından takip edin. Sizinle ilgili de çok önemli bir haber var. Şimdi değerli izleyenler 894 lira taksitle ev sahibi olma imkanı açıklandı. Peki bu evler nerede yapılacak? Önce onları tek tek size sayıyorum. Hangi şehirde? Bakın, Adana'da 1600 ev yapılacak. Adıyaman'da 300 ev, Afyon'da 2000 ev, Ağrı'da 500 ev, Amasya'da 500 ev, Aksaray'da 950 ev, Ankara'da 4000 ev, Antalya'da 1000 ev, Ardahan'da 800 ev. Artvin'de 300 ev, Aydın'da 400 ev, Balıkesir'de 3500 ev, Batman'da 400 ev, Bartın'da 300 ev, Bayburt'ta 300 ev, Bingöl'de 400 ev, Bitlis'te 300 ev, Bolu'da 400 ev, Burdur'da 600 ev, Bursa'da 3200 ev. Evet, evleri sayıyorum. Şu anda yayınımızı yeni izlemeye başlayanlar için, emeklilerimiz için hangi şehirde kaç tane ev yapılacak? Lütfen dikkatli bir şekilde dinleyelim. Çanakkale'de 500 ev, Çankırı'da 1000 ev, Çorum'da 500 ev, Denizli'de 3500 ev, Diyarbakır'da 2000 ev, Düzce'de 300 ev, Edirne'de 300 ev, Elazığ'da 1400 ev, Erzincan'da 500 ev Erzurum'da 2500 ev, Eskişehir'de 3000 ev, Gaziantep'te 5200 ev, Giresun'da 600 ev, Gümüşhane'de 300 ev, Hakkari'de 300 ev, Hatay'da 1000 ev, Iğdır'da 300 ev, Isparta'da 1200 ev, İstanbul'da 10000 ev emekli için İstanbul'da 10000 ev yapılacak. İzmir'de 3500 ev, Kahramanmaraş'ta 2000 ev, Karabük'te 300 ev, Karaman'da 800 ev, Kars'ta 600 ev, Kastamonu'da 300 ev, Kayseri'de 3000 ev, Kırıkkale'de 600 ev, Kırklareli'nde 300 ev, Kırşehir'de 700 ev, Kilis'te 600 ev Kocaeli'de 3000 ev, Konya'da 4000 ev, Kütahya'da 950 ev, Malatya'da 1000 ev, Manisa'da 1500 ev, Mardin'de 1000 ev, Mersin'de 2000 ev, Muğla'da 1000 ev, Muş'ta 400 ev, Nevşehir'de 400 ev, Niğde'de 300 ev, Ordu'da 400 ev, Osmaniye'de 500 ev, Rize'de 700 ev, Sakarya'da 1000 ev, Samsun'da 1500 ev, Siirt'te 300 ev, Sinop'ta 500 ev, Sivas'ta 1000 ev, Şanlıurfa'da 3500 ev, Şırnak'ta 300 ev, Tekirdağ'da 1200 ev, Tokat'ta 300 ev, Trabzon'da 1000 ev, Tunceli'de 300 ev Uşak'ta 700 ev, Van'da 800 ev, Yalova'da 300 ev, Yozgat'ta 500, Zonguldak'ta 300. Toplamda 100 bin konut Türkiye'nin 81 ilinde yapılacak TOKİ tarafından yapılacak emeklilerimizin bu fırsatı kaçırmamalarını rica ediyorum. Durumu müsait olanların. Şimdi bazı emeklerimiz haklı olarak şunu söylüyor. Kardeşim ben 1300-1500 lira emekli maaşı alıyorum. 894 lira nasıl ödeyeceğim diyor. Evet. 20 yıl vadeli olan bu evlerden maalesef emeklerimizin bir kısmı yararlanamayacak. Çünkü düşük emekli maaşı alıyorlar. Haklılar. Üzülerek 894 lirayı ödeyemeyeceklerini ifade ediyorlar. İnşallah tüm emeklilerimiz ev sahibi olur. Benim elimden başka bir şey gelmiyor. Bunları sizlere sadece aktarabiliyorum. Gönül ister ki tüm emeklilerimize ev verelim, ev sahibi yapalım ama öyle bir imkanımız maalesef söz konusu değil. Bizim buradaki amacımız sizlerin sesi olmak, sizin kanayan bu yaranızı devletimizin yetkililerine, siyasetçilerimize aktarmak. Bu mesajları üzülerek okuyorum. Maalesef hani benim elimden gelen bir şey yok. Umut ediyor ve bekliyoruz ki tüm emeklilerimiz inşallah ömürlerinin bu güzel döneminde ev sahibi olurlar. Bu evden yararlanmak isteyenler Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak zorunda. Projenin bulunduğu il ilçe sınırları içerisinde bir yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olmak ya da o ilin nüfusuna kayıtlı olmak gerekiyor. Toki'den daha önce konut satın almamış olmak, kendisine, eşine veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı, kat mülkiyetli bağımsız bir bölüm veya müstakil bir konutu bulunmamak adınıza tarla ev özür diliyorum adınıza ev olmayacak tarla olabilir arsa olabilir ama ev olmayacak başvuru tarihi itibariyle 25 yaşını doldurmuş olmak aylık hane halkı geliri 5.500 lira geçmeyecek yani evinizde yaşayanların toplam geliri 5.500 liranın üzerinde olmayacak evet saygıdeğer izleyicilerimiz şartlar bunlar. İnşallah emeklilerimiz Toki'nin yapacağı bu evden alırlar, ev sahibi olurlar. Hiç olmazsa birazcık rahatlarlar. Bu başvurular E-Devlet üzerinden ya da Toki'nin belirttiği bankalara yatırılacak olan yüzde %10'luk bir avansla oluyor. Bu kuraya inşallah tüm emeklilerimiz katılabilir. İnşallah hepsi ev sahibi olabilir. Şimdi... Emeklilerimiz içerisinde evi, arabası, arsası olanlarla ilgili konuya gelelim. Eğer bir tek eviniz varsa ve bu evde de ikamet ediyorsanız bağlı bulunduğunuz belediyeye gidiyorsunuz. Emekli olduğunuzu ve sadece bu evinizin bulunduğunu belirtiyorsunuz ve sizden emlak vergisi alınmıyor. Biz bunu açıkladık emeklilerimizden çok sayıda soru alıyoruz. Arabadan bir muafiyet, vergi muafiyeti var mı? Tarladan, arsa'dan vergi muafiyeti var mı diyor vatandaşlarımız? Hayır, yok. Sadece oturduğunuz evle ilgili vergi muafiyeti söz konusu. Bunun dışında bir vergi muafiyeti yok. Arabanızda da yok. Maalesef. Ancak Su aboneliğiniz eğer sizin adınıza ise devlet su parasında %50 indirim yapıyor ve faturanızı yarı yarıya ödüyorsunuz. Bunun dışında başka bir muafiyet yok. Dul ve yetim maaşı alan vatandaşlarımızla ilgili biliyorsunuz %25 kesinti var. %25 kesintinin kaldırılması ile ilgili muhalefet partileri %25 kesintinin ortadan kaldırılması ile ilgili muhalefet partileri pek çok kanun teklifi verdiler. Ancak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bunlar kanunlaşmadı. Biz artık dul ve yetim maaş alan vatandaşlarımızın %25 kesintisinin ortadan kaldırılmasını rica ediyoruz. Çünkü zaten emekli maaşları düşük bir de vatandaşımızdan yüzde %25 kesinti yapmak gerçekten doğru bir yaklaşım değil. Evi olmayan emeklilerimiz gerçekten çok zor durumdalar. Bu vatandaşlarımızdan çok sayıda soru alıyoruz, yorum alıyoruz. Emekliye kolay ev sahibi olma yolunun açılması gerekiyor veya tıpkı gelişmiş ülkelerdeki gibi emeklimize kira yardımı yapılmasını emeklilerimiz istiyorlar. Biz de emeklilerimizin bu taleplerini Türkiye'deki tüm emeklilerin, yurt dışında yaşayan, emekli olmak isteyen ya da emekli adayı tüm emeklilerimizin buluşma noktası Emekli TV aracılığıyla kamuoyunun gündemine getirmeye devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere ülkemizdeki emekli maaşı ortalaması 1500 lira. Kirada oturan emeklilerimizin durumu gerçekten içler acısı bir durumda. Ek bir iş yapmıyorsa, ek bir geliri yoksa kiracıların yani emekli olan kiracıların durumu gerçekten yaşayan birer ölüden öteye geçmiyor. 1500 lira, 1300 lira ya da 2000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşımızın en az 750-800 lira Ev kirası ödemesi en az 400-450 lira civarında da fatura ödemesi emeklimizin adeta açla, yokluğa mahkum olması anlamına geliyor. Saygıdeğer izleyicilerimiz bakınız bizim ülkemizdeki milyonlarca emeklimizin devletimizden tek bir beklentisi var. O da insanca yaşayabileceği bir emekli maaşına kavuşmak. Emekliye yüzde %6 zam veriyoruz. Bir cebinden koyduğumuz parayı diğer cebinden alıyoruz. Nasıl mı? Emekli hastaneye gidiyor. Emekliden doktor farkı adı altında devletimiz para alıyor. Eczaneye gidiyor. İlaç parası, ilaç farkı adı altında ya da katılım payı adı altında emeklimizden para alınıyor emekli zaten çok düşük bir emekli maaşı alıyor. Bir de ondan doktor parası alıyorsun, ilaç parası alıyorsun. Emekli açlığa, yokluğa mahkum edilmiş ama ısrarla emeklinin bu halini ne gören var ne de duyan var. Şimdi sosyal devlet diyoruz değil mi? Sosyal devlet ne demek? Halkını bankalara muhtaç etmeyen, halkını emeklisini başkasına el açtırmayan devlet demektir sosyal devlet. Şimdi size bir soru soracağım. Bizim ülkemiz sosyal bir devlet mi? Birkaç tane örnek verelim. Mesela cebinizde para olmadığında hastaneye gittiğinizde size istediğiniz doktor bakıyor mu? ilaç almak istediğinizde maaşınızdan bir kesinti yapılıyor mu? Ya da katılım bedeli ödüyor musunuz? Ya da siz 1500 lira emekli maaşı alıyorsunuz, 750 lira kira ediyorsunuz, 400 lira fatura ediyorsunuz, geriye kalıyor size 350 lira bir para. 350 lirayla da 10 gün geçindiniz diyelim. 20 gün geriye kalıyor. Paranız bittiğinde devlet size bir katkı sunuyor mu? Fatura desteği veriyor mu? Sosyal devletiz ya. Devletimiz bunlar noktasında size bir yardımcı oluyor mu, olmuyor mu? Yoksa al sana bir emekli maaşı. Ne halin varsa onu yaşa mı diyoruz? Bunun cevabı sizlere ait. Lütfen videomuzun, yayınımızın altına yazın. Bakınız. Gelişmiş ülkelerdeki emekliler çok yüksek maaşlar almıyorlar. Mesela Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya gibi ülkeler. Ama emekliye devlet katkı veriyor, katkı, katkı sunuyor. Fatura desteği veriyor. Doktordan para almıyor, ilaçtan para almıyor. İnsancaya yaşayabileceği şekilde bir ayarlama yapıyor. Ama bizim ülkemizde al sana 1300 1500 lira. Git ne yaparsan yap. Emekli bankaya olan borcundan ölene kadar kurtulmuyor. Emekli ölene kadar yokluk içerisinde, perişanlıktan kurtulmuyor, kiradan kurtulmuyor ondan kurtulmuyor. Bundan kurtulmuyor. Ay sonunu getirmeye çalışıyor. Biz de diyoruz ki evi olmayan, kirada oturan emeklilerimize 850 lira kira yardımı yapalım. Hiç kimse para yok falan demesin. Para da var, kaynakta var. Zaten kaynağa da gerek yok. Emekli 25-30 yıl boyunca sigorta primi ödemedi mi? Bu vatandaşın ödemiş olduğu bu sigorta primi nerede? Para yok demeyin, kaynak yok hiç demeyin. Emeklilerimizin gözü kulağı biliyorsunuz bir zam haberinde. Bir de banka promosyonlarında bakın. Bankaların ödemiş olduğu promosyonlarla ilgili çok sayıda şikayet alıyoruz. Bankalar çok düşük promosyon ödüyor diyor vatandaşımız. Krediden para alıyorsun, ek hesaptan para alıyorsun, kredi kartından faiz alıyorsun, 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 alıyorsun. Emekliye sadaka mahiyetinde de adına da promosyon diyorsun, 3 kuruş para veriyorsun. 3 yıllığına yapılan bu anlaşmalar aylık 13-14 liraya geliyor. Emekliye bir paket sigara parası bile vermiyorsun. Ondan sonra da biz emekliye promosyon verdik diyorsun. Emekliyle dalga geçmeyin kardeşim. 1300 1500 lira maaş alan bir vatandaşımıza 300 lira promosyon veriyorsun. 3 yıl boyunca 36 ay eder sana 9 lira aylık 9 lira 8 lira para yapar. 8 lira nedir arkadaş? Emekliyle dalga mı geçiyorsun? Şimdi devamını söylemeyeyim. Biz diyoruz ki emeklimize gelin 850 lira kira yardımı yapalım. Promosyonu da adam gibi verelim ve emeklimize gelin Allah aşkına ya en düşük emekli maaşını en büyük müjdeyi şöyle verelim. En düşük emekli maaşı asgari ücrete eşitlensin. Asgari ücretin altında zaten maaş olmamalı. Devletin kendisi diyor asgari ücret en az ücret bu olmalı diyor. E sen emekliye 1180 lira maaş veriyorsun mesela. Son zamlarla beraber SSK emeklisi en düşük 1180 lira zam aldı. 1180 lira maaş aldı. Memur emeklisi 2550 lira maaş aldı. Son zamlarla beraber 1180 lirayla vatandaş nasıl geçinecek? Onun için diyoruz ki gelin en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim. Yani yoksa emekliyi ne borçtan kurtarabiliriz? Ne bu mutsuzluktan kurtarabiliriz, ne bu da bu geçim derdinden kurtarabiliriz arkadaş. Nasıl kurtaracağız? Şimdi bak son zamlar 1000 lira emekli maaş alan bir vatandaşımıza 1066 lira verdik, 1400 lira emekli maaş olana 1493 lira, 1800 lira emekli maaş olana 1919 lira, 2000 lira emekli maaş olan 2133 lira. 2600 lira emekli maaşı olana 2772 lira, 3000 lira emekli maaşı olana 3199 lira maaş ver. Yeni maaşlar bunlar. Böyle devam ediyor. İşte 4000 lira emekli maaşı olana 4266 lira, 4400 lira emekli maaşı olana 4692 lira, 5000 lira emekli maaşı olana 5332 lira yeni maaş verdik. Hayırlı uğurlu olsun. Ama şöyle bir şey var. Şimdi 1000 lira emekli maaşı alan bir vatandaşımıza 60 lira zam vermek o vatandaşımızın hangi derdine dermanı olacak? Lütfen siz yazın videonun altına. Ya bin lira emekli maaşıyla vatandaş geçinemezken bu vatandaşa 60 lira zam yapmak demek bu vatandaşla dalga geçmek demektir ya. Biz de diyoruz ki onun için gelin en düşük emekli maaşını asgari ücrete eşitleyelim. Ya bir kere Devletin kendisi diyor asgari ücret bu olur diyor. Bu parayla geçinebilir diyor. Ama emekliye 180 lira maaş veriyoruz. Bu maaşla emekli üçüncü gün aç kardeşim. Borç batağında zaten emekli ay sonunu getiremiyor. Çarşıda, pazarda, meyvede, sebzede, ette, tavukta yangın var. Vatandaş elini süremiyor ki. Sonra da emekli işte biz enflasyona ezdirmiyoruz emeklinin maaşını. Böyle mi ezdirmiyoruz? Emekli enflasyonun altında kalmış kardeşim. Can çekişiyor emekli ya. 1180 lira emekli maaşı olan vatandaşımızdan ne bekliyoruz? Anca nefes alıyor işte o kadar. Vitrinde gördüğünü alıyor mu? Alamıyor. Kasaba gidiyor mu? Gidemiyor. Pazara gidiyor mu? Gidemiyor. Elbise alıyor mu? Alamıyor. Evinin ihtiyaçlarını giderebiliyor mu? Hayır. Yılda bir sefer memleketine ya da tatile gidebiliyor mu? Hayır. Ya 1300-1500 liranın tamamını hiçbir yere fatura ödemeden, kira ödemeden hepsi cebinde olsa ne olur ki kardeşim? Ne yapacak yani emekli? Bir karnını doyuruyor. O da lüksü falan yok. Emekli bir lokantaya gidip yemek bile yiyemez. 5 lira cebinde çay parası var ya da yok. 1300-1500 lira arkadaş. emekliyi 1300-1500 liraya inanın bana esir etmişiz. Zam diyorlar. Bunun adı zam falan değil arkadaş. Bunun adı emekli sadakası. Emekli zam mı değil. Değil. Hiç kimse bana 1000 lira emekli maaşı olan bir vatandaşa 60 lira zam verdik demesin. 1500 lira olana 90 lira zam versek ne olur? Vermesek ne olur? Vermeyin kardeşim onu da vermeyin ya. Emekli onu da istemiyor yani emeklilerin hangi derdini çözeceğiz kardeşim yıllardır burada bangır bangır konuşuyoruz bağırıyoruz ya bu emekliyi görün kardeşim artık ya Türkiye'nin hangi noktasına giderseniz gidin emekli inanın bana yüzde seksen emeklilerimizin çok zor durumda